Yani makam ile alakalı bana söylenen, dokunduğun an diyor taş gibi diyor zaten diyor vücudu diyor. Yani yaklaşamıyor, antrenmanlarda da aynı. Normal bir insan değil, abi. Vallahi diyor. Çok farklı bir şey ya. Bunu nasıl açıklıyorsunuz hocam? Ya ben sihirbazlık işte açıklamıyor pek. Bu kadar güçlü ki yani yanındaki defans oyuncular düşüyor yani gerçekten müthişti. Ayağında mıklatıs mı ne var araştırırsın. O anda ben sana bir şey o da ne yaptığını bilmiyordur. Asist nasıl yapılırın? Sağ içindeki gösterilmiş hali. Ronaldinho, Messi, fenomen Ronaldo, bugünkü Ronaldo karışımı bir top saklama. Ya o nasıl bir top saklama? Öyle bir şey yok. Telefon kulübesinde çalım atıyorum. Sorun değil gibi gitti Visce'ye açma gelmesini yaptım. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on this display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I can change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas. Kameyi orada gol atmadı ama onu da insanın paylaşası geliyor orada. Yani tarihin en güzel asistlerinden biriydi. Hiç abartmıyorum. Genel futbol için konuşuyorum. Saf yetenek ve saf gücün birleştiğinde neler yapabileceğini gördük Ezgi. Yani beni etkileyen sonrasında da... Hiçbir şey yokmuş gibi bir şeye yardım etmesin. Aynen öyle yani. Tam bir lidere dönüşüp sanki çok normal yani 27 tane çalım attıktan sonra ayakta kaldıktan sonra bak şurada dönüyor, tekrar alıyor... Sarılıyorlar, inmiyor, hiç. Muazzam gerçekten. Mesela böyle bir hareketin başında izlerken şöyle demez misin? Birazdan kaptıracaksın ya da mesela çok ayağında tutuyorsun artık pas ver gibi aklının bir köşesinde dönüp dolaşır ama bitmiyordu değil mi? Yani bitmiyor, sürekli yeni bir durum söz konusu. Futbolda bazen bu güzellikler için konuşmak lazım. Yani tamam sistem falan bunlar konuşuyoruz esas olanlar uzun vadede ve fakat... Hala bizi tahmin edilemezler daha mutlu ediyor hayatta. Ve Vakayeme'den daha tahmin edilemez bir oyuncu da herhalde Süper Lig'de bulamazsınız. O da bir gerçek. Ya gerçekten harika. Ve Vakayeme'nin de tabiri caizse sihirbazlığıyla ikinci golü buldular. Maçı kopardılar. Ya o bunu nasıl açıklıyorsunuz hocam? Ya ben sihirbazlık işte açıklamıyor ceza sahası içinde. Yani aslında böyle bir durum görmedim ben yani. Evet. Bir savunma oyuncusu o topu nasıl alamaz ya da bir oyuncu ne kadar o topu o kadar yani Nekayeme'de zaten o beklenir ama gerçekten bugünkü o goldeki yaptığı beceri yani birebir de bir de o kadar güçlü ki yani yanındaki defans oyuncuları düşüyor yani gerçekten müthişti ama şöyle bir şey de var tabi ilk yarıda özellikle gerçekten özel bir önlem almışlardı Nekayeme'ne özellikle mesela Skubic'in bildiğimiz kadarıyla çok fazla hücuma katılan bir oyuncu. Burada mesela çok fazla çıkamadı. Çünkü karşısında Nekayeme var. O da daha çok defansif durdu. Nekayeme biraz daha ilk yarıda pasif kalmasa da ama bu bir tane hareket zaten yetti yani. Müthiş bir beceriyle, ikinci Vişcan'ın golüyle. Ki müthiş o ana kadar da hani Vakayeme'nin de varlığını sorgular, durumlar da ortaya çıktı aslında. Tamam hani Trabzonspor için belli planlarda çok çok önemli bir oyuncu. Çok önemli bir tehdit ama hani bugün gününde diyemezdik herhalde o ana kadar da. Yani işin savunma kısmına da çok dokunmaya çalışıyor artık. Hı. Yani eskiden lüks bir oyuncu gibiydi. Hatta arkasında kim oynarsa oynasın çok zorlanıyordu. Çok rakiple baş başa kalıyordu. Bugün mesela şampiyonluktaki rakibiyle oynamanın da etkisiyle işin savunma kısmında da çok iş yapmaya çalıştığı Vakayeme. O zaman biraz hücum performansı düşer. Normaldir. Yine de bence bugün maçın iyilerinden bir tanesi. Ne hissettiniz? Nasıl tanımlarsınız? Çok tanımlamalar yapıldı şu anda. Yani insan değil gibi böyle tırnak içinde diyorum. Siz o asisti nasıl yorumlayacaksınız? Benim oyuncum olarak bakıyorum. Sevimli bir çocuk olarak ve burayı çok seviyor. Karşılıklı son derece takım içinde de bize de iletişimi iyi. Bunları yapabilirliğini her zaman göstermiş bir oyuncu. Bunların sayısının daha çoğalmasını istiyoruz. Onu seviyoruz.